Dizide en çok fırça yiyen adam sensin. Önüne gelen sana sallıyor. Aynen. Gerçekten de önüne gelen. Biz bunları arka arkaya koyduk. Çok enteresan bir şey çıktı. Bakalım. Bir Engin Öztürk'ün, daha doğrusu Şehzade Selim'in dizi içinde yediği fırçalara bakalım. Buyurun. Elinden geleni yapacaksın. Aklını başına toplayacaksın. Ve benim sözümden zinhar çıkmayacaksın Selim. Bizimle bu şekilde konuşamazsınız Şehzade. Konuşursanız elbet hesabını verirsiniz. Eğer bunda senin bir parmağın varsa gazabımdan kurtulamazsın. Cüretimi bağışlayın Şehzadem, lakin karşınızda bir ağa yok sizin. Saruhan Sancakbeyliği vazifemden azlimi istiyorum. Senin ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? Selim, dışarıda bekle sen. Validem. Selim. Bundan böyle hareketlerine dikkat edeceksin. Yeniçeri ocağına gidip kılıç çekmek ne demek? Burası senin sancağın değil Selim. Sen sancağını böyle mi idare ediyorsun? Sana fikrini sormadım. Doğru mu bu? Ben sana zinhar gelmeyecek demedim. Senin ağzından çıkanı kulağın işitsin. Rüstem Paşa'yı itham etme. Attığın adımlardan pişman ol. Beyazıt'ın huyunu biliyorsun. Durduk yere tahrik etme. Aklını başına al. Sen dediğim ya. Erken yatağa. Kaldır şunu. Otur. İç şunu. Gel. Sus. Gel. Yüzüme bak. Çek dışarı. İnkar etme. Ne yapacaksın? Kimsiniz siz? Defol git saraydan. Yıkıl saçımdan. Baba. Evet. Ya gerçekten farkında değilim. Sus! Kadar... Sana ama gelen vurmuş giden vurmamış mı gerçekten? Hiçbir farkı değil. Gerçekten, şey. Gerçekten gelen vurmuş giden vurmuş ya. Yani. Evet. Çok üzülüyor musun dizi bitti diye? Üzülüyorum abi. Alışmış üzülüyorum. Mıydınız? Çünkü çok şanslı bir ekibin içindeydik. Her zaman söylenir bunlar da. Evet. Ama bunda gerçekten başka bir şey var. Çok eğleniyorduk biz. Eğleniyorduk. Evet, çok önemli. Eğleniyorduk. Ona çok üzüleceğim yani. Bir de Beyazıt'la senin hikayen, Bayezid'le senin hikayen tam böyle kallavi gidiyordu. Yani ben diyorum ki Aras'la da bunu konuşuyoruz. Bir 20 bölüm, 30 bölüm dizi çekilebilir bir hikayeydi aslında o. Evet. Peki bunun bu dizinin bir filmi mi bir şey olacak mı? Bağlı sanırım mi? Olacak ama yine sanırım biz olmayacağız onda. Sen ne hissediyorsun Engin, bu ünlülükle ilgili tadını çıkartabiliyor musun yoksa? Şimdi yalan olur eğer ki ünlülük çok boş bilmem ne bir şey dersek o yalan olur. Yani ünlülük güzel bir şey, şöhret. Evet. Güzel bir şey, tanınmak güzel bir şey ama sanırım şeyin farkında olmak lazım. Bir gün geçecek gidecek bunlar. Ve yani ne için ünlüyüz? Şu an yaratabildiğimiz için ünlüyüz. Boş olmadığı sürece güzel. Evet, geçtiği günü de hemen her meslek için geçerli canım. Ertesi gün yok yani. Genel müdür olasın bankada, onun da geçtiği bir gün var. Yani hani bu sohbetleri şimdi boş boş yapmayayım ama... o güne de hazırlıklı olmak, bu Fatma Gül'e biraz söylüyoruz. Yeni geldiği için Fatma Gül için söylediğimiz cümleler. Biz sokağa çıktık ve dedik ki Şehzade Selim kardeşiyle yaşadığı o tatsız olaydan sonra Beyaz Şov'a çıkıyor. Ne yapalım onu? Hoş mu yani Beyaz Şov'a çıkması? Şehzade Selim'in Beyaz Şov'a çıkması hoş mu diye sorduk. Ve enteresan cevaplar geldi. Hep beraber izleyelim. Şehzade Selim yaşananlardan hiç etkilenmemiş ki bu hafta Beyaz Şov'a konuk oluyor. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bana göre etkilenmesi gerekirdi. Ne yapmalıydı sizce peki? En azından onun üzüntüsünü bir müddet yaşaması gerekiyordu. En azından kendi çevresine üzüntüsünü belli etmesi gerekirdi. Hani komik, eğlenceli programlara çıkmayabilirdi. Psikiyatriye gidip biraz tedavi görmesi etkilenebilir yani. Tedavi görmeli diyorsun. Yani. Olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor değil mi? Olmaması gerekiyor. Tabii. Neden peki? Kardeşini öldürdüğü için. Daha çok da yeni bir de. Yeni bitti mi bilmiyorum. İki bölüm, iki gün önce evet yayınlandı. Evet. Ya bence etkilenmiştir sonuçta, kardeşini falan öldürtüyor. Ya etkilenmemesi için insan olmaması lazım. Ama üzüldü, ben onu sezdim yani, üzüldü. Öldürdüğüne üzüldü gibi geldi bana yani. Abi olarak üzüldü tabii değil mi? Evet, bence üzüldü yani, o ağaca kafasını yasladı. Üzüldü. Abi müsaadenle ben kalkıyorum galiba. Hani buraya ama, kadarmış. Ama biz çok ciddiye alıyoruz her şeyi. Bir video var ama zaman kalmadı. Bir teyzenin Şehzade Mustafa'nın öldürüşüyle ilgili bir videosu var. biliyorum onu. Ay evet, yani, onu izledim, inanılmaz. İnanılmaz mutfakta ya. Mutfakta anlattı. Yanında yaşamış gibi. Evet. Yanındaymış gibi. Ay o Mustafa'yı alıverdiler diye bir başlıyor işte bütün, ah seviyoruz. Yeşim Moray Diyarbakır. Bu arada Muhteşem Yüzyıl çok güzel ödüller de aldı. Daha yeni, evet. Magazin Gazeteciler Derneği'nde. Magazin Gazeteciler Derneği çok iyi işler çıkartıyor. Sevgili Sinan'a da buradan selamlar, sevgiler.
Çok da güzel bir gece yaptılar. Gerçekten de çok az ödül töreni var. Kelebek var, Magazin Gazeteler Derneği var. Şimdi Medya Faresi'nin var ödül töreni. Ona da katılacağım ayın 10'unda. MGD'de çok güzel ödüller vardı. Kısaca onu seyredelim, sonra devam edelim. Yılın en iyi erkek oyuncusu Halit Ergenç. Halit. Yılın en iyi kadın oyuncusu Vahide Perşin. Evet, sırada MGD özel başarı ödülü var. Ve alkışlarla Timur Savcı'yı sahneye davet ediyoruz. Timur, seni bırakmıyoruz. En iyi dizi ödülünü de vereceğiz. En iyi dizi ödülü de bende. Galiba bize geliyor. O yüzden ben bütün ekibi buraya davet ediyorum. Bütün Muhteşem Yüzyıl. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Hani ödül, evet, bir şeyler yaptık ve bunun sonrasında ödül, çok teşekkür ederiz, çok güzel bir şey. Ama bahsetmek istediğim bir şey var. Koruncuk Vakfı. Ya, bugün, çok önemli. Evet. Korunmaya muhtaç çocukların destekçisi olan bir vakıf. Ve bugün İzmir Urla'da onlar için yapılacak bir okulun temel atma törenindeydik biz. Onlara ben teşekkür etmek istiyorum. Ödülden çok daha önemli bir ödüldü o. Evet, bütün diziler bir yerinden böyle bir şeye sahip. Keşke. Güzel, peki, çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.